Bir motordan alınabilecek gücü arttırmanın en iyi yolu, silindirlere gönderilecek yakıt ve hava karışımının arttırılması ile olur. Bunun iki yolu vardır. Motor hacmini arttırmak ya da turbo kullanmak. Motor hacmini arttırarak hava yakıt oranını yükseltmek mümkündür. Ancak bu alacağımız daha fazla gücün yanında kaybedeceğimiz daha fazla yakıt demektir. Ayrıca bu motorların daha büyük ve ağır olmasına neden olur. Turbo, dizel motorlarda çok sıklıkla kullanılır. Şimdi turbo şarjı inceleyelim. Turbo şarj, egzoz gazı ile çalışır. Standart dizel motorda hava atmosferik basınçla silindire girmeye zorlanır. Atmosferik basınç bu silindire yeterli hava basamaz. Sonuç olarak motor verimli bir şekilde çalışamaz. Burada turbo şarj devreye giriyor. Turbo şarj bir ucunda türbin çarkı, diğer ucunda kompresör çarkı bulunan küçük bir şafttan oluşur. Türbin çarkı ve kompresör çarkının çevresi kapalıdır. Motor tarafından üretilen egzoz gazı türbin yuvasına giriş borusundan girer. Burada türbin yapısı nedeniyle hareketlilik sağlanır. Egzoz gazı sayesinde hareket elde ettik. Türbin çarkı ve kompresör çarkı aynı şaftı paylaşıyor. Bu yüzden aynı hızda dönerler. Sonuç olarak kompresör çarkı havayı çeker ve sıkıştırır. Ardından hava çıkış borusundan çıkar ve motoru besler. Çalışma prensibi hakkında daha iyi fikir edinmek için turboyu ve diğer bileşenleri inceleyelim. Egzoz gazı türbin girişine doğru yola çıkar. Türbin çarkını harekete geçirir ve daha sonra çıkış kısmından türbini terk eder. Burada kompresör çarkı havayı çeker, sıkıştırır ve motora iter. Bir ara soğutucuya da ihtiyacımız var. Çünkü hava sıkıştırıldığında ısınır. Böylece soğutucu kompresörden gelen sıcak havayı soğutur ve daha fazla oksijenin motora ulaşmasını sağlar. Hava soğukken moleküller arası boşluk daha azdır. Silindire verilen hava soğuk olduğunda silindirin içine daha fazla hava yani oksijen sığabilir. Bu motoru daha verimli hale getirir. Ayrıca bu geçit motor tarafından çok fazla egzoz gazı üretildiğinde egzoz gazını bu çıkış yardımıyla uzaklaştırmak için kullanılır. Böylece türbinin dönme hızını ve dolayısıyla kompresör çarkını turbo şarjın hasar görmeyeceği seviyede tutar.